Şimdi Artvin'deyiz. Enerjisa üretimin en büyük hidroelektrik santrali olan Arkun'a geldik. Burada sizlere yaban hayatı projesini anlatacağım. Yaban hayatı teknikeri Muhammed Bey'leyiz. Muhammed Bey, nereye götürüyorsunuz bizi? Şu an korunan alan olan İzmir Mercinek Dağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na gidiyoruz. Orada ne yapacağız, ne göreceğiz? Orası korunan bir alan. Çeşitli yaban hayvanların içinde barındıran bir alan. Şimdi Yaban Hayatı Gözetleme Kulübesi'ne geldik. Muhammed Bey, burada neyi gözetliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yaban Hayatı Gözetleme Kulübesi daha çok hakim bir noktada olur. Şu anki olduğumuz nokta gibi. Burada değişik türdeki bütün yaban hayvanlarını gözetlemek mümkün. Balkon onun için yapıldı. Karaca mesela daha önce bu sahada yaşadığı bilinmiyordu. Hiçbir zaman da doğrudan hiçbir zaman görülememişti. Karşı tarafta, şu tarafta da hemen bir karaca gördük, görüntüledik. Onu da kendi listemize kattık. Arabada gelirken anlatmıştınız, hani ayı da gördüm dediniz. Buralarda ayı oluyor mu? Tabii burada ayı var, kurt var. Yani yoğun şekilde ayı, kurt ve domuz popülasyonu var. Domuz varsa kurt da var, ayı da var. Yani yem varsa yiyen de var. Aynen, yiyen de var o şekilde. Predatör de var. Yaban kesti hedef türümüzdür. Sağımızın hedef türü yaban kestir. Tamam, peki yani bunların popülasyonunu ölçebiliyor muyuz? Yani 5 yıl önce burada ne kadar vardı, şimdi ne kadar var? Şimdi buradaki popülasyon yoğunluğunu nasıl buluyoruz? Yani envanterde mesela kaç hayvan saydık? Onları mesela dişi, erkek, yavru olarak sınıflandırıyoruz. Ve toplam hayvan sayısını sahaya bölüyoruz. Yani birim alana düşen hayvan eşittir popülasyon yoğunluğu diyeyim. Tamam. Peki yani 5 yıl önceye göre şimdi daha mı fazla yoksa daha mı az? 5 yıl önceye göre daha fazla. İlk başlarda 2015'te ben buraya geldiğim zaman hayvan sayımız 300 küsürlerdeydi. Şu an 581 bulduk. Yani artış var. Bayağı bir artış var hem de ciddi anlamda. O zaman bu yaptığınız çalışmalar verimli oldu. Doğru mu anlıyoruz? Tabii verimli oldu. Yani yaptığımız çalışmalar verimli oldu. Sonuçta biz buradayız. Hani sürekli kontrol altındalar. Herhangi bir dış etkene maruz kalmıyorlar. Çok fazla maruz kalmıyorlar diyeyim. Tamam, ben yani buradan şunu anlıyorum. Buradaki gözetlemeler, bu çalışmalar göstermelik değil, gerçekten de işe yarıyor. Tabii ki yani yapılan iş kötü olmaz. Biz de işimizi en iyisiyle yapmaya çalışıyoruz. Peki biz şimdi Mayıs ayındayız. Bildiğim kadarıyla kuşların da göç dönemi. Bu bölgeden kuşlar geçiyor mu? Hiç gözetliyor musunuz? Tabii buradan bir sürü kuş türü geçiyor. Aşağı yukarı 274 tür geçiyor. Ayrı ayrı tür geçiyor. Zaten Çoruh Vadisi kuş göç yolu üzeridir. Muhammed Bey, bize rehabilitasyon projesinden biraz bahseder misiniz? Tabii daha önce enerjisi üretimin proje döneminde kullanmış olduğu, hidroelektrik santralini yapmak için kullanmış olduğu alanın, alan kadar bir alanın yeşillendirilmesi, fidanlanması, yaban hayatına ve doğaya katılması, kazandırılması yani için hani yapılan bir projeydi. Örneklemek gerekirse yani 10 dönümlük bir yere bir santral yaptık, evet. 10 dönümlük kadar da fidan ekeceğim, orayı yeşillendireceğim. Doğru evet, mu? Evet, doğrudur. Aslında yani projenin mantığı odur. Yeşillendirmek derken burası zaten bir yaban hayatı geçme sahası. Yani bu proje yeşillendirmeden ziyade rehabilitasyon olarak oluşturuldu 2015 yılında. Hı hı. Proje iki aşamalıydı. Yani iki seneye bölünmüştü. Geçen yıl itibariyle bitti. Başarıyla sonuçlandı diyebiliriz o zaman. Tabii ki başarıyla sonuçlandı. Yani %60 zaten başarı hedefleniyordu. Biz %60'ın üzerinde bir başarı yakaladık. Ki böyle bir sahada, burası kırık, zor bir saha. Yani engebeli bir saha. Yani bazı noktalar var rehabilitasyon noktasında. 5,5 saat yürümelik noktalar var. Hmm. Ama yaptık, başarılı da olduk. Mutluyuz. Tebrikler. Teşekkür ederim, sağ olun.
Enerjisa üretim suyun gücünü kullanarak enerji üretirken diğer yandan da bu tip projeleri yaparak ülkemize katkı sağlıyor. Bunları görmek çok sevindirici.